Günaydın arkadaşlar. Gaziantep'te muhteşem bir güne uyandık ve bugün harika bir yere geldik. Çünkü Gaziantep Panorama Müzesi bugün bizler için açılacak. Bugün biz bu muhteşem müzeyi size tanıtacağız. Burası şu anda dünyanın en prestijli müzelerinden bir tanesi olarak tanıtılıyor. Çünkü içeride dünyanın en büyük 360 derece duvar resmi var. Yani en büyüklerinden biri diyebiliriz ya da en büyük de olabilir, bilmiyorum. Girince göreceğiz. Şu anda daha bilgileri almaya başlamadığım için size sadece bir giriş yapmak istedim. Tam Gaziantep Kalesi'nin altında Aralık 25'te, yani Gaziantep'in bağımsızlık gününde, daha doğrusu kurtuluş gününde bu müze resmen açılmış olacak. Yani muhtemelen bir sonraki gelişinizde bu müzeyi gezebileceksiniz. Benimle kalmaya devam edin. Görüşmek üzere. Müzeyi şöyle anlatalım. Zaten asıl bu bahsettiğim tek parça yağlı boya üzerindeki panorama resmi burada. Hemen arka taraftan giriş yapıyorsunuz, oradan çıkıyorsunuz. Yani şu hem yerin altında bir kere dönmüş olacaksınız. Aşağıda birçok tablo falan varmış. Bu yine o dönemi simgeleyen tablolar. Ama asıl olay da sol tarafındaki şu devasa 120 metre çapında, 13 metre yüksekliğinde bu panoramik binada olacak. Şu anda biz giriş kısmından turumuza başlıyoruz. En son orada bitireceğiz. Şimdi bu kısımda, ilk girdiğimiz kısımda Gaziantep'in 1920'lerdeki durumlarıyla ilgili bazı bilgileri var. İşte sosyoekonomik durumu, bazı rakamlar. Şu anda sağlı sollu grafiklerde bunları anlatıyorlar. Ama şu anda aşağı birazdan ineceğimiz yerde, bakın şuradan göstereyim, iyice görürsünüz. Bu harita ilk defa yapılmış. Gaziantep'in o zamanki haritası bu arkadaşlar. O dönemki mahallelerin ve insanların yaşamı ve yerleşkesinin nasıl olduğunu gösteren bir harita. Bu kısma ilk giren bizmişiz bu arada. Onu söylediler. Çok mutlu oldum bununla ilgili. Dediğim gibi yine arkamda fotoğraflarla ve grafiklerle bazı sosyoekonomik bilgiler anlatılıyor. Şimdi biz aşağı doğru gidiyoruz. Asıl yeri görmek için iyice heyecanlanmış durumdayım. Şimdi aşağı kısma indik. Burada biraz daha gördüğünüz gibi şu anda üzerinde hepsinin zaten jelatinleri duruyor. Bağımsızlık mücadelesi ve o zamanki cephelerle ilgili bilgilerin olduğu kısım. Sağda solda işte o zaman hangi koşullarda savaşılmış, kimler savaşmış, kimler bu mücadelede büyük rol oynamış, bunları anlatıyor. Hemen arkamda gördüğünüz bu muhteşem büyük tablolarsa bunların çoğu yeni yapıldı. Bir kısmı da Savunma Bakanlığı'nın arşivlerinden alındı. Arkamda mesela o dönemki yapılan yazışmaları anlatan bazı telgraf yazışmaları falan var. Sonra devam ediyoruz. Şu anda biraz karanlık olduğu için telefonumu çıkarttım, kamerayı bıraktım. Bu kısımda işte burası işte gerçekten çok güzel olmuş. Tamamen o dönem insanların giydiği kıyafetlerden kullandığı savaş araçlarına ve diğer önemli eşyalara kadar her şey bu kısımda sergileniyor. Yani siz baştan sona kadar aslında o mücadeleyi sonuna kadar hissediyorsunuz. Çünkü bütün etkenler anlatılmış. Şimdi alt kısımda, yani aşağı kısımdaki yolculuğumuza devam ediyoruz. Duvarda o dönemki işte savaşta kahramanlık mücadelesinde rol oynayan bütün önemli isimler, askerler, siyasiler, herkes var arkadaşlar. Sol taraftaki kısımda o vardı. Burada da ise ölen ve yaralanan bütün Antep vatandaşlarının isimlerini bulabilirsiniz arkadaşlar. Hepsi var. Zaten yanılmıyorsam Antep'te o dönemde yaklaşık 2000'den fazla, belki daha fazla da olabilir, kayıp vermişti. Onların hepsini burada görüyorsunuz, teker teker isimlerini. Tabi burada sadece Türkler değil, Ermenilerin ve diğer etnik kökenlerle ilgili de bilgileri görebiliyorsunuz. Şimdi arkamdaki kısım o dönem Ermenilerin, yani Gaziantep'te yaşayan Ermenilerin anlattığı demeçler, kendi ağızlarından verdiği savaşla ilgili anlattıkları arkadaşlar. Gerçekten aslında bu son dönemlerde yine Ermenilerle biliyorsunuz sıkıntılarımız var ama aslında Osmanlı Devleti'nin daha önce söylediği gibi sadık millet anlamını bu ifadelerden aslında daha iyi anlıyorsunuz. İşte maalesef politika böyle bir şey, sonradan bazı şeyler değişebiliyor. Bu müzeye geldiği zaman bunları da mutlaka okumanızı tavsiye ederim. Şimdi
Şimdi arkadaşlar burada çok güzel bir interaktif kısım var. Şimdi yavaş yavaş yaklaşacak. Burada şu anda kalp atışları çok yavaş. Atışlar hızlanıyor. Ve artık bütünleşmiş oluyorsunuz. Turumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Bakın burada da bu bağımsızlık savaşı zamanında gün gün nerede ne olduysa hepsini tek tek yazmışlar arkadaşlar. Bakın şu anda yaklaşayım biraz. Mesela 17 Nisan 1920'de olan işte Fevzi Çakmak'ın Kurtuluş Savaşı'na katılmak üzere İstanbul'a ayrılmasını anlatmışlar. Sadece Gaziantep'te değil bu arada. Kurtuluş Savaşı ile ilgili bütün detaylar tek tek burada anlatılıyor. İşte kongreler, savaşlar, cepheler, her şey bu kısımda. Bakın buna güzel Mustafa Kemal Atatürk'ün de, ulu önderimizin çok güzel sözleri de, Gaziantep'le ilgili ya da Türk milletiyle ilgili sözleri de burada anlatılıyor. Biraz da Balmumu heykelleriyle kuvvetlendirilmiş, güçlendirilmiş muhteşem panoramik kısımlara gelmeye başladık. Bakın şu kısımda görüyorsunuz işte o zamanki gündelik yaşamı anlatan kısımlar. Ya inanılmaz gerçekçi yapmışlar gerçekten, renkler, yani her şeyi çok iyi anlayabiliyorsunuz bu müzede arkadaşlar. Arkadaşlar Çanakkale Destanı ile ilgili hikayeleri dinlediğimiz zaman ya da Çanakkale Mücadelesi ile ilgili hikayelerde kurşunların havada çarpışma olayını biliyoruzdur, duymuşuzdur. Bu Çanakkale'de sergileniyor arkadaşlar. Bakın şu karşıda da Gaziantep'teki yine kurşunların havada çarpıştığını gösteren bir kısım. Ben de bunu ilk defa duydum ve öğrendim. O da bu müzede sergileniyor. Yani ülkemizde Çanakkale'den sonra ikinci kez bu hadise meydana gelmiş ve şu anda bu da Panorama Müzesi'nde sergileniyor. Şimdi arkadaşlar gerçekten yani o sesi kapattırdım çünkü bunu yapmam gerekiyordu. Çünkü konuşamıyorsunuz bile, yani o kadar etkileniyorsunuz ki inanılmaz bir gerçeklik var. Hani o virtual reality dediğimiz o sanal gerçeklik var ya, işte o sanal değil, tamamen burada iliklerinize kadar hissediyorsunuz. Şu an Panorama Müzesi'nin işte o meşhur 6000 metreküplük duvar boyama kısmındayız. Ünlü Rus ressam Alexander Samsonov burayı 3 yılda tamamlamış. Gaziantep'in o dönemki mücadelesini, savaşta olanları, halkın yaşayışlarını, her şeyi tek tek anlatıyor. Ve gördüğünüz bu bütün envanterler, yani bütün eşyalar, yani daha sonra çoğunluğu o dönemden kalma. Hatta arkamda gördüğünüz, bakın şu bile, şu arkamda gördüğünüz demir bile 1920 yılına ait. Şu arkamdaki araçlar 1920 yılından kalma. Yani buraya gelin, sadece bir 10 dakika sessizce hiçbir şey çekmeden şu olayı görün ve gerçekten bağımsızlık mücadelesinin, savaşın ne kadar kötü bir şey olduğunu, bağımsızlık mücadelesi ne kadar önemli bir şey olduğunu, bizi bu durumlara getiren insanlara ne kadar minnet etmemiz gerektiğini şu olayda çok iyi anlayacaksınız. Yani ben gerçekten kahramanlık müzelerini çok gezdim. Mesela daha önceki müzeyi söyleyeyim, ben çok beğenmezdim Antep'tekini. Ama burası yani olayı bambaşka bir boyuta taşımış ve gerçekten dünyanın en prestijli müzesinin neden dediklerini aslında biraz da bundan dolayı anlıyorsunuz. Çünkü prestij kelimesinin birçok anlamı vardır. Kimisi eserle olur, kimisi sahip olduğu öğelerle olur. Ama burası gerçekten belki de ambiyans hissettirme anlamında dünyanın en prestijlisi diyebiliriz. Yapanın eline sağlık, emeğe geçen herkesin eline sağlık. Başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere, bakanlık olmak üzere. Bakanlığın da değil mi katkısı var? Yani kimin katkısı varsa herkesin eline sağlık, muhteşem bir müze olmuş. Yani Sayın Başkanımız Fatma Şahin'e de çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çünkü kendisinin gelişiyle birlikte müzeler zaten Gaziantep müze konusunda çok güçlüydü. Kendisiyle birlikte olay bambaşka bir noktaya taşındı. Vallahi ne anlatsam bence boş çünkü artık çok anlatmayayım. Buraya gelin, bu ambiyansı sonuna kadar hissedin. Benlik bu kadar. Şimdi yukarıda da son yorumlarımızı yaparız. Şimdi duvar resminin hemen alt kısmında arkadaşlar çok güzel bir kısım var. Burası biraz 3 boyutlu ve ileride şu anda tam bitmediği için biz size gösteremiyoruz ama muhtemelen geldiğiniz zaman göreceksiniz. Burası hologramlarla desteklenecek. Çünkü burası tamam bir savaş müzesi, bağımsızlık müzesi ama aynı zamanda barışı da burada çok simgeleyen bir yer, önemseyen bir yer. Siz burada yürürken, bakın şu yolda yürürken aynen hologramlarla güvercinler uçuşacak. Ve siz onları işte vücudunuzun çeşitli yerlerinde işte kafanıza konacaklar, omzunuza koyacaklar. Tamamen tabii 3 boyutlu hologramlarla desteklenecek bunlar.
gördüğünüz gibi. İsterseniz burada Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün arkasında durarak da bir fotoğraf çekebilirsiniz. İleride e-mail adresleri de girilebilecek buraya. Böyle de bir çıktı alıyorsunuz. Şimdi dedik ya, daha müze tam hazır değil ama hazır olduğu zaman burası çocuklar için de bir alan olacak arkadaşlar. Bu korona ile ilgili bütün önlemler de alınmış durumda şu anda müzede. İnşallah o zaman daha iyi olacak. Çocuklarınız da burada vakit geçirirken siz de rahat rahat müzeyi gezebileceksiniz. Ve çıkışa doğru gidiyoruz.